Yok, toplantı şu için yani maçın geçtiğini artık. Gençler Birliği maçını hazırlanmamız gerektiğini. Ondan sonra Beşiktaş maçı var. Geçen sene de maç kaybettik yani hem de öyle maçlar kaybettik ki ikinci devrenin başında biliyorsunuz 10 puandan 4 puana düştü yani. Oradan ayağa kalktık. Şu anda daha sezon başı. Hem Galatasaray maçı, Trabzon ikisine de deplasmanda oynadık, geçtik yani. Puan alamadık. Birinden bir puan aldık, öbüründe yenildik. Yenilmedi. Bizim kendimiz orada mağlup olduk yani, bizi Galatasaray yenmedi. Bizim oyuncunun kendini attırması. Tabii kırmızı kart haklı. Konya maçındaki kırmızı kart da haklı. Futbolun kuralları içerisinde yanlış hareketlerdi, cezalandırıldı. Ama karşı taraf da cezalandırılacak. Karar şöyle, bir kere 50 bin euro ceza vermedik. Hukukçular geldi dediler ki 30 bin euro ceza verebiliyoruz dediler talimat gereği. 30 bin ona verdik, 20 bin de Bekir'e verdik. Ben memnun değilim ama bu seneden değil, geçen seneden memnun değilim. Bakın, tabii. Geçen sene ikinci devre başladı. Sivas'a gittik mağlup olduk, Eskişehir'e gittik mağlup olduk. Ondan evet. İki hafta, üç hafta önce de ligin son ikinci haftası gittik Karabük'te 3 tane yedik, 5 olurdu. Beşiktaş maçını yenersek, yenirsek geçen seneden daha iyi bu takımlara karşı netice almış oluruz. İsmail Kartal. İsmail Kartal'ı geçen sene aldı diye bir bakın. Ersun Yener'i niye gönderdik? Siz de içindeydiniz ama erkekçe hiçbirini yazmıyorsunuz. Siz de dürüstçe yazacaksınız. Diyeceksin geçen sene takım ikinci devre düştü. Geçen sene 4-5 hafta kala liglere bizim takım antrenman yapmadı. Ondan sonra yani o 1,5 ay falan vardı. Yani 1,5 ay zaman. Ondan sonra da 3 ay tatil yaptık. Geldik doğru düz çalışmadık. Bu kadro çalışınca ancak rayına oturur. İsmail Hoca da çalıştırıyor. Yavaş yavaş oturacağız. Merak etmeyin. Yine bir şampiyon olacağız. Rahat olun yani. Bundan herkes Fenerbahçe'de rahat olsun. Türk sporunda artık uzun yıllar spor yazarlığı yapanların hepsini bırakması lazım. Hepsi bırakacaklar. Nasıl diyorlar başkan 17 senede başkanlık yapıyorum. Başkan bıraksın çok yönetici oldu diye. Bıraksın. Bak ben de bunu söylüyorum. Artık spor basındaki baronlar bıraksınlar baronluğu. Gençler gelsin, gençler çalışsınlar. Yeni bir dönem başlasın. Bir kere şunu bak herkes algılasın artık. 3 Temmuz olayı bir şike operasyonu değildir. Nasıl diğer özel yetkili mahkemelerde operasyonlar yapılmışsa her konuda bu da bir operasyondur. Şu söylenen konuya da karşı çıkıyorum. Şikeden dolayı bu 3 Temmuz operasyonundan dolayı statlardan seyirci çekildi. Hayır. 4 senedir bu Türk sporunda seyirci sorunu diye bir konu gündemde yoktu. Bugün başladı. Bugün başladıysa neden başladı? Bunu araştırmak lazım. Alp Bey'e teşekkür ederim. Tamam mı? Her zaman Galatasaray camiasına dostlarımız oldu. Olacaktır da. Fazla bu konuda seçimli olduğu için konuşmak istemem. Seçimden sonra bu konuda düşüncelerimizi söyleriz. Tamam, zarar vermesin kimse. Yön verin, yön. Hiç yön verecek bir gücünüz yok yani. Basın güçlü diyorlar, basın hiç. Hikaye. Hepsi dedikodu yapıyorlar. Deve çıkarıyorlar. Affedersin eşek at çıkarıyorlar sahneye. Öyle bir televizyon programları. Şey. Yani acayip bir şey. Sporla hiç ilgisi olmayan şeyler. Şimdi Beşiktaş ikinci başkanı. Ben geçen gün Fikret Bey'e söyledim aynı şeyleri. Devamlı ya koskoca İstanbul'da bir stat bulamıyor musunuz? İşte Fenerbahçe samimi davranmıyor. Şu bu plan. Ya kardeşim sen bir planlama yapmadıysan bir hazırlığın yoksa, yani kimseyi suçlamaya hakkın yok senin ya. Ama iki devre çıkıp da yani böyle samimi değiller işte biz kendi paramızla yapıyoruz. Yani Türkiye'de kendi parasıyla yapan tek şey kulüp Fenerbahçe'dir.